Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün tekrardan bir analiz videosuyla beraber karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Blacklist ve Falcon Gaming arasındaki maçı sizlerle beraber yorumlayacağız. Fakat bu maç bence açıkçası e, tartışılır bir maç oldu. E, bu maç Insendio'nun lower bracket'a düşme sebebi olan maç diyebiliriz aslında sizlerle beraber yorumladığımızda. Neden böyle oldu? Çünkü daha öncesinde Wise'ın canlı yayınında e Insendio'ya karşı Trash Talker diye böyle bir terimler kullandığını gördük. Ee, bunun sebebinde ise belki isteyerek belki istemeyerek maçı vermiş olabilirler diye bir düşündüm açıkçası ee, izlediğimiz sırada biraz daha detaylarıyla beraber sizlerle yorumlayacağız. Sizlerin bu konuda düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve like atarak destek olabilirsiniz. O zaman ne bekliyoruz? Maça geçmek üzere hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay. Draft ekranından tekrardan merhabalar arkadaşlar. draft ekranında Blacklist'in Feni ve Joy yasakladığını görüyoruz. Falcon Gaming Feni güzel kullanabiliyor, sanırım Joy'u da güzel kullanabiliyorlar. Bu yüzden yasaklamaların geldiğini düşünüyorum. Karşı tarafta ise Glue ve Wanwan açıkçası bunlar meta pick'ler fakat bu banların ben açıkçası respect ban olduğunu düşünüyorum. Respek ban olarak atıldığını düşünüyorum. Geri kalanına bakalım. Ne atılacak? Son olarak... bakalım. Arkadaşlar kamera bu arada biraz ee, bayağı söylediğim ne size gelen biraz gecikmeli olabilir çünkü telefonun kamerasından bunu aktarıyorum. Benim webcamim iyi değil. Haberiniz olsun. Bir de şurada bir. Sarı kablo var şurada bir yerde. Şu an yansıyor mu bilmiyorum. O benim internet kablom bu arada. Ona yerini değişirsem falan koparsa moparsa gidiyor direkt internetim. O yüzden ee, onunla çok uğraşmıyorum. Bilginiz olsun. Blacklist tarafından Yive yasaklaması görüyoruz. Yive gerçekten şu an meta'nın en güçlü mid karakterlerinden birisi. Herkesin tercih edeceği boşta gördüğü bir kahraman açıkçası. Turnuvada bu kahramanı boşta bırakırlarsa rakip takım kesinlikle alacakları bana göre. Neden çok fazla slow atıyor, fight kapatabiliyor, alan oluşturabiliyor, bu yüzden tercih ediliyor. E, Valentina yasaklamasını görüyoruz. Tamamen e, bence Wyzen ormanda oynadığı için bunun yasaklandığını düşünüyorum. O hepten direkt Keri seçimi geldi zaten Keri. Daha önce de söylemiştik, çok güçlü, çok iş yapabiliyor, güzel bir kahraman. Bu yüzden Keri'nin de yasaklandığını düşünüyor, e, seçildiğini düşünüyorum Blacklist tarafından. Daha sonrasında Faramis geliyor. Falcon Gaming'den ve Lapu geliyor. Lapu Lapu'yu en iyi kullanan bakın en iyi çok iyi iş yapabilen takım kesinlikle Falcon Gaming bana kalırsa maçlarını analiz dediğimde abi gerçekten hakkını veriyor bu Lapu oynayan oyuncu Yellow Flash çok güzel oynuyor. Justin Faramis tercih ediyor. Blacklist tarafına bakarsak neler gelecek. Ee, burada Diggie ve Xavier'in tercih edildiğini görüyoruz. Bence bu kadar erken bir seçim yani rakip ormanı görmeden bu ikisinin seçilmesi saçma. Çünkü rakip kasci veya böyle sıkıntı hızlıca ulaşabilecek kahramanlar aldığında veya CC'ye dökmediklerinde oyunu gerçekten problem yaşayacak Blacklist. Neden bu kadar erken tercih ettiler bilmiyorum dediğim gibi. Ken'den ne göreceğiz? Ken'i inceleyelim. Naomi'den, Naomi'den direkt bir Natalya görüyoruz. Abi, Xavier gitti. dige gitti. Digi'nin ultisini alacak abi. Zorunda. <laughs> Digi ultisini atmak zorunda. E, Xavier'in de yapabileceği çok bir şey kalmayacak. Şu ana ilk 3 piklere bakarsak e, sağ tarafın çok rahat bir şekilde üstün geldiğini düşünebiliriz. Benim bildiğim Blacklist bu tarz draftları kullanmıyor. Direkt böyle kendi ellerini göstermiyor. Ben bu yüzden düşündüm. Yani e, incendioya karşı bir kinleri olduğunu biliyoruz yayınlardan falan. Artık birbirleriyle... E, Buluştukları esnada e, laf mı çarpıştırıldı yoksa oyun içerisinde gg mi oldu veya e, direkt kinleri mi var diye düşünüyorum. Ama direkt kinleri olması ihtimali bana pek e, mantıklı gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben geçen sene bu insanlarla beraberdim. Böyle bir şeyleri yoktu yani. E, bu maçı bence bilerek bakın oynadıklarını düşünüyorum. Ama bilerek e, çok böyle güzel draft atmadıklarını söyleyebilirim açıkçası. Kesin konuşmamakla beraber. Sizlerin yorumunu gerçekten merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazın. Bana da söyleyin. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum dediğim gibi. Benedetta tabanı tamamen Edward üzerine atılmış. Çok güzel kullanabiliyor. Edward'a saygı bana görüyoruz. Blacklist'ten link ban dediğim gibi biraz daha suikastçı kahramanlar fazla olursa e, Blacklist sorun yaşayabilir demiştim e, bakalım geri kalanında ne gelecek Pardon. Esmeralda el saklaması görüyoruz Pardon. Esmeralda blacklist. Edward kullanabiliyor güzel iş yapabiliyor ama buraya Esmeralda e, alırlar mıydı bilmiyorum çünkü kendileri de kullanabilir diyeceğim Lap almış gayet güzel aslında evet Lap aldıklarını şu an e, aklıma getirdiğimde gayet güzel olabilir bir ban Devamına bakıyoruz. Herit ya saklaması, Herit gayet iyi Keriye lane'de dayanabiliyor ve üzerine darlayabiliyor. Kendan burada Martis seçimi görüyoruz. Bence tamam, tamamen out draft oldular. Tamamen draft olarak ezildiler. Geri kalanında Blacklist ne alacak? Uranus ve yanına ne aldılar? Barksiyi aldılar. Burada ee, açıkçası. Bu piklerde hasar yok. Sadece keride hasar var. Karşı tarafa baktığımızda Lunox'u son koz olarak saklamışlar zaten. Abi direkt pik olarak kaybettiklerini bu esnada görebiliyoruz. Daha sonrasına bakarsak 3-0 falan Blacklist'in e, izleyicileri 3-0 olacak diyor da zor yani çok iyi draft attılar sağ taraf. Maç içerisindeki rotasyonu inceleyelim maç içerisine geçmek üzere. Hoşçakalın görüşürüz. Arkadaşlar maç içerisinden hepinize merhabalar. Ken'in red buff'tan kırmızı güçlendirmeden başladığını görüyoruz. Wizen'da aynı şekilde kırmızı güçlendirmeden başladığını görüyoruz. Naomi'nin o hep üzerinde biraz bir baskısı var. Digi bu baskıyı kırmaya çalışıyor. Ama karşısında bir de Lunox var. O hep için gerçekten zor bir koridor aşaması. O My Venus de biraz hasar yedi. Karşılığında o da hasar verdi. Şu anlık lane aşamasında bir sıkıntı yok. Hacı koridorunu temizlemiş. Koridorundan ayrılmıyor. Çok fazla açılırsam ölürüm diye düşünüyor. Naomi sürekli o May Venus üzerindeki baskısını korumaya çalışıyor. Naomi buradaki bombayı yiyecek mi? Yedi. Güzel. Naomi'nin üzerinde baya bir hasar birikti. Şu an rahat rahat fightleyemeyecek. zaten kendi safiften base'e dönmeye başlamış. Xavier'in açıkçası midde faramisi düşürme gibi bir seçeneği yok bana kalırsa. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kaja tercihi açıktaydı. Kaja ne yasaklandı ne alındı. E, bu biraz beni de şaşırttı açıkçası. Wise'ın ormanda Kaja kullanabildiğini biliyoruz. Natalya karşısında Kaja'nın iyi bir seçim olduğunu biliyoruz. E, bu seçeneklerden ötürü bu maç direkt mi oynanmadı diye bu yüzden düşünüyorum aslında arkadaşlar ben. Hacı sadece koridorunu temizlemeye devam ediyor. Şu an Turtle çıkmak üzere 13 saniyesi kaldı. Gold lane gayet pasif dönüyor fakat burada Blacklist Gold'da biraz daha Turtle'a geç kalacak o My venus. Daha rahat bir fight atma aşaması olacaktır Falcon Gaming açısından. 4 orada. Naomi şu an Uranus'u görüşlemeye çalışıyor. Edward'ın ultisi yok. Biraz sıkıntı. Buradaki Wise'ın çarpı gerçekten çok önemli. Vise üzerinde ağır bir baskı var. Vise direkt Turtle çalmaya girdi. Hem Turtle'ı Ken aldı. Üzerine bir de Vise'nin düştüğünü görebilir miyiz? Evet, Vise de düşüyor burada. Çok güzel fight diyorlar. Fakat Blacklist'ten karşı cevap gelmiyor. Uranüs ön tarafı tanklamaya çalışıyor. Naomi'nin burada ee, omay Venus'u düşürdüğünü görüyoruz. Karşılığında Naomi de, Naomi de düşecek. Eşit bir takas değil derken, Martis burada çok güzel bir şekilde ee, Hadji'yi de düşürüyor. Gayet temiz bir takas oldu Falcon Gaming açısından. Altı koridorunda ise Lunox'un keri üzerinde ağır bir baskısı olduğunu görüyoruz. Lunox bu gidişe solo kill bile atabilir açıkçası o e. Çünkü o evin pek yapabileceği bir şey yok. Minyon donduracaktır Lunox. Ee, oyun şu an biraz olsun soğudu. Wise Martis'in Norman'ında biraz dolanmaya çalışıyor ama kendi iç istifini bozmadan kendi güçlendirmelerine devam ediyor. Naomi'nin digi üzerindeki baskısını görebiliyoruz. Bir hit attı, tekrardan çıkmaya çalıştı. Sanırım bu bombayı yemeyecektir Naomi. Yedi bek beklemesi diyemeyecekti bu arada. Nox'un burada direkt olarak yengece yengeci aldığını görüyoruz. Base atmak zorunda. Mana değeri gerçekten çok düşük. Burada o hep e, önden alabilir mi diye bir düşünüyoruz. Hızlı hızlı itebilir mi? Bunu yapacağını pek sanmıyorum. Lane'i dondurmaya tekrardan devam ediyor. Wise üzerinden Ken'e bir baskı geliyor. Ken arada kaldı. Ken'in ikinci skill'i döndüğü için rahat bir şekilde çıkıyor. Wise'a döndü şu an baskı. Fight'tan bir sonuç alınmayacağını anladığı için Falcon Gaming geri çıkma kararı aldı o hep sadece minyon donduruyor. Şu an kendi için kendi için en mantıklı olanı yapıyor. Hamleler yaparken her zaman varlığını hesaba katacaksınız orada. Takım çok O hep koridor dondurmaya devam ediyor. Ken Wise'da arkalamaya çalışıyor. Turtle zamanı. O oh my Venus golda yakın durmaya çalışıyor. Fakat Adecisinde ADC'sini de satmamayı düşünüyor. Turtle Fight'ını şu an kaybedecekler. Çünkü o My Venus Gold oynamayı tercih etti. Wise ve Xavier <laughs> tamamen ee, Lunox'u düşürmeye gidiyorlar. Lunox sarısıyla burada ayakta kalabilir mi? Hepimiz göreceğiz. Temiz bir Turtle Buff olacaktır burada Falcon Gaming tarafında. Bence doğru bir Lunox saldırdı. Mavi iki tane mor vurdu. Neden iki tane vurdu? Ölmüş olabilir burada. Direkt sarıya dönmesi lazımdı. Flash'a çok güzel çıktı. Sarısıyla da dege kilinden kurtuldu. Gayet temiz bir oyundu. Fak fakat, iki tane mor hit atmaya gerek var mıydı? Bu tartışılabilir açıkçası. Ee, burada tamamen karlı çıkan tarafın Falcon Gaming olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Omay Venus üstünde biraz baskı var. Omay Venus ikinci skinini kullanıyor. Naomi burada slowlamaya çalışıyor fakat o hebine sarı devam ediyor. Ken burada burayı izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ken'in midi temizledik, mid'den direkt geçtikten sonra midi temizleyip Wizen ormanında küçük bir baskı yapmaya çalıştığını görüyoruz. Wizen üzerinde bir baskı var. Küçük ormanını çalmış, üzerine devam etmiş Wizen ultisiyle beraber keli tamamlamış. Hacı sadece izleyebilir burada herhangi bir şey yapamaz arkadaşlar. Ken şu an ormancı dip muhabbetini Wyze üzerinde yapabildiğini görüyoruz. Wise'ın bu şekilde orman def yediğini uzun zamandır görmüyorduk. Gold lane'in düştüğünü görmüş olabilir miyiz? %100 düşeceklerini düşünüyorum gold lane'in. Ama Hacı yardıma geldi. Hacı belki kurtarabilir derken. Naomi burada hasarı tamamladı. Üzerine Justin kalan kili tamamladı. Hacı'nin de düştüğünü görüyoruz. Burada Wise da düşerse çok kötü olacaktır. Altın koridoru tamamen düştü. Direkt oyun kilitlendi arkadaşlar. Tamamen Pik, pik dediğim gibi ee, bu muhabbetten dolayı mı oldu yoksa başka muhabbetten dolayı mı oldu bilmiyorum ama pik yüzünden gerçekten sorun yaşadığını görüyoruz Blacklist International. Mid de düştü. Altın koridorda düştü. Şu anki gözdeleri XP koridoru olacaktır. XP koridorda düştüğünde iyice kilitlenecek maç. Lord vaktinde ise içeri rahat bir şekilde giremezler. Fakat ana kuleleri düşürebilirler. Ana kulelerden sonra ise ee, <laughs> sanırım maçı bitirmeye doğru giderler diye düşünüyorum. Eğer satmazlarsa yaklaşık 3000 altın civarı altın farkı var. Hacı artık minyonları ultisiyle beraber temizlemeye çalışıyor. Direkt turtle yapacak burada Falcon Gaming. Ardından XP lane'e dönecekler. Uranus'un burada tutma şansı yok. Lunox var çünkü mor ultisiyle beraber tarıyor. Justin tamamlamaya çalışıyor. Burada çok güzel bir şekilde çıkıyor. Fakat Naomi'nin burada düştüğünü görebiliriz. Faramis ultisi Naomi'nin hayatını kurtarıyor. Fight hala bitmedi. Devam devam ediyor. Hala devam ediyor. Çok güzel. Ken elini alıp temiz bir şekilde çıkıyor. Ken aradaki almış olabilir mi? Ken'den bir şu attan düşer mi? Kenin abi. Acayip temiz bir fight. Çok temiz fight'lar geçiyor bu maç. Bu, burada düşecekler mi? O hep de düştü. Hadji de düşecektir. Hadji'nin kaçma şansı yok. Lap lap arada kalıyor Kule'yi tanklediği için. Abi. Yani ne anlatabiliriz ki? Falcon Gaming resmen bütün bilinen her şeyi bırakıp abi yeni bir destan yazıyorlar açıkçası. M3'ün şampiyonu olan takım Blacklist International'ı International'ı 7 30. dakikada abi neredeyse FF haline getirdiler. Çok güzel oynadılar. Beklenmeyen bir oyun ama bu turnuvalar her zaman sürprizlerle doludur diyebiliriz kendi yani direkt ormanlarını dönüyor. Şu an 3 seviye e, orman level farkı olduğunu görebiliriz. Aslında e, 2 oluyor. 9'dan 11 yaptık yanlış hesapladık 2 seviye. Dönerler, inan, ufak... Ama 12 olacak. 3 olacak yani şimdi kaçışı yok. Şu an oyun dondu. Minyonlar ritilmiyor. Artık sadece fightlamaya çalışıyor Falcon Gaming. Blacklist International çok fazla açılmamayı tercih ediyor. Naomi burada Edward üzerindeki baskısını koruyor. Zipsik. Nasıl bininki var? Zips. Zips. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Burada Edward'a çok büyük bir hasar bıraktılar. Edward'ın base atmasına sebep oldular. Şu an oyun dediğim gibi donuyor. Lord vakti. Lord zamanı koridorların itildiğini görüyoruz. Lord alınacaktır diye düşünüyorum direkt anında. O hep burada bu pitlere karşı hiçbir şey yapamaz bana kalırsa. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Açıkçası bu maç bilerek pek oynanmadı gibi gibime geliyor benim. Bana öyle geliyor nedense. Blacklist bildiğimiz Blacklist baskısını koruyan Blacklist bu değil yani. <laughs> Minyonları çok fazla itmeyi tercih etmiyorlar. 3 kuleyi aynı anda sokmaya çalışıyorlar. Naomi'nin alt koridoru ittiğini görebiliriz. Herhangi bir takası skora doğru yol almıyorlar. Ve kırmızılarını almak isteyecekler. Üç seviye fark var ya. Çarp savaşında Ken kazandı. Zaten kazanmak zorunda 3 seviye orman farkı var. Yani sırf şu hani altın fark falan geçtim. Seviye farklarının bile çok büyük bir altın değeri var. Kenin burada direkt orta kurdara vurduğunu görüyoruz takımıyla beraber. Blacklist burada ne yapacak? Ana kuleleri normalde düşmesi lazım. Eğer biz olsaydık, bizim takımımız olsaydı ana kule kesin düşerdi. Burada da düşeceğini düşünüyorum. Bakın. Bu mesela gayet iyi bir defleme yöntemi. Yani biz olsaydık yani hem siz de olsaydı hem biz olsaydık bu 3 kuleden birini kesin verirdik. Bak benim takımım da olsa kesin verirdik. Bu tecrübelerinden birinin örneği. kıvamında çünkü gerçekten e, haritada çok gerideler. Altın farkı çok açılmış durumda. E geri dönmek adına ne yapabilirler? Oyun ama hala kilitlendi. Gold farkı 8300 altına dayandı. Lord 80 saniye içerisinde çıkacaktır. Blacklist'in burada defleme taktiğini fark ettiniz mi arkadaşlar? Sadece minyona son vuruş. Sadece minyona son vuruş. Minyonları iterlerse. imlecim gözüküyor mu? Heh gözüküyor. Şurada sadece kırmızı takım son vuruş atacak. Minyonlar burada kendi kendini ölecek. Gol alamayacaklar. Bu yüzden itmiyorlar. Son vuruş atıyorlar. Minyonların böyle buraya gelip son vuruşlarını alıp alıp kendilerini kastırmaya çalışıyorlar. Ama aradaki altın farkı 8300 altına dayandığı için pek bir şey yapamayacaklar gibi gözüküyor. Şu ana kadar bu şekilde gidiyor. Çok fazla buraları geçelim. Aynı şekilde devam. Oyun donuyor. 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 Agresiflik yok. Agresiflik yok. Lord çıktı. Hemen temiz bir Lord yapacaklar burada. Hacı burada çok iyi deniyor. Fakat kendi çarpını kaçırmadı. Ama yeterli olmadı. Ama Ken 14 seviye yani. Seviyede en yüksek oyuncu şu an. Evet 14'ün de sonunda sanırım an itibariyle. 15 seviye oldu evet. Burada içeriye girişleri nasıl önemli bakalım çok önemli nasıl girmişler bakalım. Hala kule düşmedi abi inanabiliyor musunuz çok iyi fightlamışlar burayı geri saralım. Kenin bir yerden free hasar yediğini görüyoruz neredeymiş bu hasarı. Mitte zorlamış boşa baya bir dürtünmüş ama Wise karşılığında deli gibi hasar diyor şu an Linox'tan. Edward deflemeye çalışıyor. Hala ön tarafta tutuyor Edward. İçeriye sokmadı Hacı. Ana kuleyi düşürdüler burada ama çok iyi deflediler. Çok iyi fightladılar. Burada agresiflik gelebilir. Gel Loflaş'tan geri çıkma kararı alındı. Gayet doğru bir karar. Yoksa düşecek diye Yellow flash burada. Sadece bir kule abi. Bir kule. Diğer kuleler hala ayakta. Benim hayran kaldım. Benim burada beğendiğim ve sizlere aktarmak istediğim şey bu. Abi, bu lordları çok iyi defliyorlar. Biz veya başka ekip bu kadar iyi defleyemiyor. Buna alış, bakın kazanmak tamam ayrı bir mevzu fakat lordu deflemek, bu şekilde defleyebilmek bu. Yani normalde doğruya doğru başka takım olsun, bizim takımımız olsun, 10.000 altın farkı olsun biz FF'lik duruma gelirdik yani. Hala defleyebiliyorlar, alt koridor minyonlara düşmüş bu sırada. Ortayı zorlamaya çalışıyorlar, orta koridoru aldılar, hemen fight'i izleyelim güzel bir şekilde. Nunox'un burada çok iyi girdiğini görüyoruz. Bir tane moru atsaydı hacı düşerdi. Acele edip onu atmamış. <laughs> Ken burada düşük hasarları tamamlıyor. Fokusu Omay Venüs'te fakat kesemeyeceğini karar verdiği için geri çıkma kararı aldı. Canları çok az. Uzatırlarsa kaybedebilirler fight'ı. Burada Naomi'nin arada kalıp öldüğünü görebiliriz. Naomi ölmüyor abi. Çok da şanslılar. Hep düşük düşük canla çıkıyorlar. Bir sonraki Lord'a kadar safe duracaktır oyun. Dort vakti tekrardan geldi. Nox burada direkt agresifliğini koruyor. Abi burada tamam Blacklist çok iyi def atıyorsun da yani denese miydi diyeceğim tek yiyecek denesi. ama tutacak mı tutamayacak acayip bir garip bir maç oldu açıkçası. Ya yani bu Lord geldiği zaman tutamazsın kardeşim. Ek bir şeyler belki deneyebilirdim. Bu Lord'u tutamazsın ama. Burada Direkt şattan görüyoruz. Kimin üzerinde? Justin'in üzerinde bayağı bir hasar çıkmış. Edward'da agresiflik. Edward da çok iyi kaçmış. Naomi'nin canına bak. Naomi şattanladı burada Xavier. Çok iyi fightliyor Blacklist. Fakat çok fazla minyon var. Hepsini tutabilecekler mi? Lapı lapı içeriye doğru agresifliğini koruyor. Justin çok iyi çekiyor. Lunox tamamlıyor burada. Triple attığını üzerine penta bile atabildiğini görürüz. Tam manyak attığı sırada maç bitti arkadaşlar. Umarım sunumu beğenmişsinizdir. Sizlere küçük noktaları, detayları aktarmaya çalıştım. E, o maçımız bana göre Blacklist güzel pik atmadı abi. Blacklist bu hatalara gelecek takım değildi. Ee, insan Dio'yu lower bracket'a düşürmek için yapılmış bir oyun olabilir mi? diye bir düşünüyor insan. Ee, dediğim gibi çok da fazla konuşmamak gerek. İşin içinde iş vardır. Biz bilemeyiz. Bu şekilde geçelim. Maçın MVP'sini merak ediyorum. %100 Ken olmuştur. Ken ormancı farkını konuşturdu bu maç içerisinde. Ama Omae Venus gerçekten pasif kaldı. Omae Venus baskısını kuramadı abi. Sunucularımızı geçelim. Evet, ee, burada değişik bir item seçilmiş mi hemen bakıyoruz. Lunox'un yakma tercih ettiğini görüyoruz. Akıllı asa almamış. İkinci item olarak job tercih etmişti. Lapu lapunun e, tank'i gittiğini görüyoruz. Justin'in normal build'i. E, sol tarafta ise herkesin stabil bir build sergilediğini görüyoruz. Değişik bir şey yok yani. MVP'ye geçelim arkadaşlar. Kesinlikle Ken hak etti yani MVP'yi. Atla atla abi. Neredesin MVP? Justin maçın MVP'si olmuş. Ben Ken olmasını bekliyordum açıkçası. Kendi çok güzel oynamıştı. fightlara katıldığı için güzel çekişler yaptı. Özellikle sonunda çok iyi yaptı. Kurtardı ultileriyle falan. Fakat Ken güzel oynadı. ormanda seviye farkı açtı falan. Rakip ormanın her şeyini çaldı. Turtle fightında smite kaçırmadı. Bence hak etti MVP. Sizlerin yorumunu merak ediyorum. bu analiz videomdan da bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Devamının gelmesini istediğiniz maçları yazın. Ben açıkçası şeyi düşünüyorum. Bizim incendiyonun maçlarını yorumlayabiliriz. Ve uzayan maçları yorumlayabiliriz. Sizler de yazın. Ona göre bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.